İyi akşamlar Vestel Günlük Grafik. Son videoyu 20 Mart'ta yaptım. Yani orada bir direnci hareket vardı ben yaptığımda. Evet, şurada bir yerdeymiş. 25 lira civarlarındaymış. Yani sevimsiz bir durum vardı Vestel'in. Uzun süredir. 14 Nisan bakın 2021'den beri bir çekilme yaşıyordu. Aşağı yönlü bir hareket vardı. Yani teorik olarak bir ayı piyasasındaki bir senetti Vestel. Arçelik biliyorsunuz o yukarı, bu aşağı ve aslında Arçelik'in tabii Vestel değil. Yani o sepetin rakibi Arçelik'in yani beyaz eşya dedi Vespe aslında rakibi. Ama tabii yine de kardeş şirket. Dolayısıyla bu aşağı yönlü hareketin kırılmaya başladığını görüyoruz. Bir kere iyi bir grafik o anlamda. Yavaş yavaş iyiye dönen bir grafik bu. 20 liralardan desteğini buldu. Burası bir spill zone diyoruz. Bakın buna. Burası dökülme alanıdır. Yabancılar spill zone der buna. Majör destek hattından bir miktar kırılmayla beraber döner genelde senetler. Her zaman olmayabilir. Yani bu işlerin garantisi hiçbir zaman yok. Ama biz bunu çok gözlerim. Yani kendim de gözlerim. Analizlerde bazen bu anlatıyorum. Yani bir kırılım altı olabilir. O tür dönüşler çünkü çok fazla olabiliyor. Burada da bakın majör desteğimiz 22-23 civarlarıydı. En son işte savaşta tabii biraz bahanesi oldu. Dökülüp oradan da yukarı bir yön çizmeye başladı. Güzel bir tablo. 27-60 ya 27,5 diyelim. 27,5 26,5 iki tane destek var. Bu iki desteğin üstünde kaldıkça yukarı denemeler muhtemelen devam eder. Bir şey de geçiyor şu an. Bir direnci daha önce destekti bu 28. Onun da üstüne atmış kendini. Verimli bir tabloya dönmeye başlamış. Şu açıdan güzel. Yani 27,5 çok kısa vadecilerce takip edilebilir. 27,5'un altına kırılma, kapanma varsa, günlük kapanışlar varsa orada biraz daha defansifseniz eğer risk alamıyorsanız orayı değerlendirebilirsiniz. Veya ben beklerim diyorsanız da 26,5 civarlarına. Bu ikisinin dışına taşınır mı? Yani Mars çok fazla. Çünkü yani 26,5 kırılırsa bir de aşağıda 25,5 var. Beklenebilir belki yani negatif bir durumda destek olarak ama hani o da olumludur ama burada tabii en verimli olan 27,5 veya 26,5 olarak alınabilir. O desteklerin üstüne kaldıkça yukarı doğru da takip edilir. 32 30 hatta şöyle söyleyeyim 32 34 aralığımız var. Direncimiz orası. Yani 32'den başlıyor ki daha önce 32'den 1 2 3 4 5 diyelim yani aşağı yukarı 4-5 satış yedi Vestel. Bir kere de 34'ten yedi arada yani oraya da geldi. Önce 32 sonra 34 olarak veya o alanı bir satış alanı olarak da düşünebilirsiniz. Bu hareket devam ederse bakacağımız yer orası olacak tabii yani. 32-34 aralığı geçiriyor mu? Yani şu kısmın sağlıklı geçilmesi demek Vestel'de artık 40'a doğru yeni bir film ihtimali artar orada. Şu alanı sağlıklı şekilde geçebilirse. Arada düzeltmeler olacaktır tabii illaki onu da söyleyeyim. Hani oraya böyle çok dik. Ha umarım gelir bilmiyorum. Yani müneccim değilim. Hemen bu dik gelir anlamında değil. Arada düzeltmeler olabilir. Tabii düzeltme dediğiniz şey bu tür rakamlarda 8 ortalama olur. Yatay bir şeyse eğer biraz daha yatay bir grafikse veya 20 ortalama olabilir en fazla. Zaten orası bozulduğu zaman hemen soru işareti de başlar. Bu yüzden önümüzdeki günlerde 32-34 aralığı veya doğrudan 32 alabilirsiniz. Sakıncası yok. Takip edilir. Geçiliyorsa çok özür dilerim. 40 liraya doğru bir hareket tamamlama belki grafiği beklenebilir orada. Güzel, hacimli de bir hareket. O da dikkatimi çekti. Yani hacim tekrar artmaya başladı. Vestel'de. Bakın burada gözüküyordur. Biraz silik kullanıyorum ben ama hacmi mum grafiklerle çok dikkat dağıtmasın diye. Şu kısımda hacim belli şekilde, bariz şekilde bu bir şey hacim tabii dönüş hacimine benziyor. Piyasa çok alıcı görüldüğü kadarıyla. RSI 77 yani iddialı alanlar söylüyorum RSI'da 80'e yaklaştığınız zaman artık yani satıcının eli kulağındadır. Yani gitmez değil bakın biz düz için dün video çektim bununla alakalı bir düzeltme artık eli kulağında Borsa İstanbul'un bir düzeltme ihtimali çok güçleniyor gitgide. Çünkü bir sınırı var yani toplam bir kar realizasyonuna gider genelde piyasa. Şu anda da 77.92, 78'e gelmiş. Yani daha yukarıda yer ararsanız var. Hani ama 80'in üstüne çok alan yani yok azdır genellikle. 80'in üstüne gittiği çıkabildiği sayısı arasayım burada 5'tir 6'dır son 7-8-9 senede. Öyle her zaman yapabildiği bir iş değil. O da aklınızda olsun. Dolar olarak bakmanın şu an için bir alemi yok. Eğer
40'a doğru bir yoklamaya giderse o zaman bakarız. Herkese iyi akşamlar.